Şimdi aslına bakacak olursanız bu geçmişte tarihte bunun örnekleri var. Evet. Tarihte de biliyorsunuz Batı, özellikle Batı Avrupa İslam'ı bir tehdit olarak algıladığı için yine bu İslamofobik söylemlerin Batı literatüründe, edebiyatında, filozoflarının Evet. yazdıkları eserlerde, diğerlerinin hepsinde görüyorduk. O dönemde İslam bir siyasal tehdit olarak görülüyordu Batı'ya. Çünkü biliyorsunuz hem Endülüs'te hem Osmanlılar çok ciddi sıkıştırmıştı Batı'yı. Fakat biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İslam'ın yerinden siyasal olarak silindiği düşünüldü. Uzunca bir süre Müslümanlar unutuldu. Fakat ne zaman ki özellikle soğuk İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yavaş yavaş sömürgeler bağımsızlıklarını kazandılar. İslam dünyasında bir hareketlenme oldu. Evet. Özellikle soğuk savaş sonrası komünizm bertaraf edildikten sonra tekrardan Müslümanlar hedef tahtasına oturturdular. Dolayısıyla buradaki şey özellikle soğuk savaş sonrası ortaya çıkan çerçevede bakıldığı zaman bu projenin bir parçası olarak bugün bütün yaşadıklarımızı yaşıyoruz. Evet. Olaylar tekil değil, ülkelere has değil. Avrupa çapında genelleyebileceğimiz, Batı çapında genelleyebileceğimiz, bunun aynı zamanda Hindistan'da da yansımaları var. Bugün Hindistan'da insanlar, Müslüman insanlar canlı canlı diri diri yakılıyorlar. Evet. Bazı radikal Hindular, Müslümanların özellikle Hindistan'daki Müslümanların bir aşk cihadı başlattığını iddia ediyorlar. Bu aşk cihadı nedir? Güya Müslüman gençler kendilerinin Müslüman olduklarını gizleyerek Hindu kızlarla birlikte oluyorlar. Daha sonra birlikte olduktan sonra bunu "Aa bak ben Müslümanım" diyerek açıklıyorlar ve onları mecburen Müslüman Yapıyorlar. olmaya zorluyorlar. Böyle bir şeye inanan insanlar var Hindistan'da. Bu insanlar bunun üzerine hareket ederek Müslümanları diri diri yakıyorlar. Bunun videolarını internete koyuyorlar. Dolayısıyla bu nefretin Batı'dan da yani kaynaklanan ne diyelim dünyaya Evet. pompalanan sadece Batı'yla da sınırlı kalmadığını maalesef Hindistan gibi diğer bölgelerde Arakan Müslümanların da ciddi canım çok belli. evet Myanmar. harekatta. Yani Yani orada da tabii burada Budistler evet. şimdi siz demin bahsettiniz Fransa'daki olan olaydan orada da görüyoruz. Mesela Budizm gibi bir çok barışçıl olarak bilinen bir ideoloji şeyden bile dinden hareket ediyor, dine mensup insanlar içerisinde bile böyle soykırım uygulayan insanlar çıkabiliyorlar. Dolayısıyla dini metinlerin nasıl yorumlandığı meselesi Evet. önemlidir. Bugün Tevrat'ı da okusanız, İncil'i de okusanız, diğer başka kutsal metinleri de okusanız, bunlarda şiddet içeren ifadeler vardır. Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Fakat bunları nasıl kontekste, hangi kontekste nasıl Evet. yorumlayacağınız önemlidir. Dolayısıyla ne Kur'an-ı Kerim ne de Müslümanlar bütün Yahudilerin öldürülmesine cevaz verir. Böyle bir çağrıda bulunur. Ne Hristiyanların ne de diğer dinlere mensup olanların. İslam tarihinin kendisi ve pratiği Müslümanların tecrübesi bunun zaten aksi olduğunu kanıtlıyor. İslam coğrafyasına baktığınız zaman İslam coğrafyasının Evet. genelinde hem Yahudiler hem Hristiyanlar başka dini topluluklar hayatiyetlerini sürdürebilmişlerdir binlerce yıl. Din, can, mal ve ırz emniyeti Müslüman idareciler tarafından sağlanmıştır. İslam hukukundan hareket ederek bu gerçekleşmiştir. Peki Dolayısıyla sen